Herkese merhaba, ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size robotu ve robotik diz protezini daha önce hiç duymadığınız bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle robot nedir? Robot işte bu. Diz nedir? Diz de işte bu. İkisini birleştirince robotik diz protezi. Bu kadar basit. Şaka tabii ki. Öncelikle anlatmaya diz protezinden başlayalım. Kısaca özetleyecek olursak, dizin yüzeyinde kraterler oluşmaya başlayınca artık biz onu pürüzsüz hale getirmek için kaplama yapıyoruz. İşte budur. Diz protezi budur. Peki bu diz protezinde hiç gelişme olmadı mı? Oldu. İşte robotik diz protezi de bu gelişme. Diz protezi aslında 50 yıldır yapılan bir tedavi yöntemi. Dizdeki bu kıkırdaklar eridiği zaman artık çok ciddi ağrılar başlıyor, yürüme zorlukları başlıyor. Bu kireçlenen yüzeyi kaplıyoruz ve tekrardan pürüzsüz bir yüzey haline getiriyoruz. Peki robotik diz protezi nedir? Robotik diz protezi ise lidar teknolojisini kullanarak dizdeki hasarlanmaları milimetrik olarak tespit edip sonrasında yine en doğru hesaplamalarla mükemmel bir diz protezi oluşturma işlemi demektir. Peki bu lidar teknolojisi nedir? Lidar teknolojisi aslında 60'lı yıllardan beri kullanılıyor. Uçaklarda ve yine uzay araçlarında kullanılan bir teknoloji. NASA Mars'a uzay aracı indirirken bu teknolojiyi kullandı. Mars'ın yüzeyini lidar teknolojisiyle taradı. Peki bu lidar teknolojisinin bize ne alakası var? Artık akıllı cep telefonlarında bile kullanılmaya başlayan bu teknolojiyi biz diz protezi yaparken kullanıyoruz. Nasıl uçaklar inerken bu teknoloji sayesinde en doğru yere iniş yapabiliyor? Biz de bu teknoloji sayesinde koyduğumuz protezi en doğru şekilde koyuyoruz. Yaptığımız işlemi kısaca anlatacak olursak, vücudumuzda kalça, diz ve ayak bileğinin merkezleri bir doğrusal hizadadır. Fakat dizde ileri düzeyde kireçlenme olduğu zaman bu doğrusallık sapar. O yüzden ileri düzeyde kireçlenmesi olan insanlar parantez bacak yürürler. Biz bu robotik teknoloji sayesinde buradaki açılanmaları milimetrik olarak hesaplayıp sonrasında koyacağımız protezi de doğru hesaplamalarla ve o hizayı, o aksı tekrardan doğru hale getirecek şekilde koyuyoruz. Burada tabii ki cerrahın eliyle yapabileceği hata payını yok edip robot teknolojisi sayesinde hatasız bir şekilde protezimizi koyuyoruz. Peki bu diz protezi çok uzun yıllardır manuel yöntemlerle yapılıyor. Neden insanlarımız robotik cerrahi tercih etmeli? Robotlar birçok alanda artık aramızdalar. Tıp alanında da çok ciddi ilerlemeleri robotlar sayesinde artık yapabiliyoruz. Robotik yapmış olduğumuz diz protezi ile hastalarımız artık çok daha konforlu bir operasyon geçiriyorlar. Ameliyatımız daha kısa sürüyor. Ameliyatta yapmış olduğumuz kesileri azaltıyoruz. Ameliyat sonrasında daha erken hayata döndürüyoruz. Ve uzun dönemde ise protezimizin ömrü 10-15 yıllardan 15-20 senelere kadar çıkabiliyor. Peki hastalarımız neden bu protez işleminden korkuyorlar? Geçmişte bu ameliyatı olmuş insanların memnuniyetsizliğinden kaynaklı olabilir. Biz artık robotik diz protezi sayesinde %60-70'lerde olan hasta memnuniyetini %90-95'lerin üzerine çıkarabiliyoruz. Ve hastalarımız ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında minimum ağrıyla bu süreci atlatabiliyorlar. O yüzden şu anki yapmış olduğumuz robotik diz protezi işlemi çok daha ağrısız, çok daha konforlu ve çok daha başarılı bir işlem. Evet, bugün size robotik diz protezinden bahsettim. Bir sonraki programda görüşene kadar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun, bildirim tuşuna basın ve alta yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.